Kafa Radyo Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün şöyle bir şey oldu. Otomobilimle ilgili bir arıza var. Bakıma gitti ve benim de bir araca ihtiyacım oldu. Benim aklıma hemen Getir Araç geldi. Size en yakın yerdeki aracı uygulamadan buluyorsunuz. Gidiyorsunuz, uygulamadan aracın kapılarını açıyorsunuz, biniyorsunuz, gittiğiniz kadar da ödüyorsunuz. Bu kadar basit aslında bakarsanız. Şimdi otomobil kiralamak da biraz mesele Türkiye'de. Mutlaka bir ofise gitmeniz lazım, ofisten arabayı almanız lazım, orada bir sözleşme imzalamanız lazım. Bütün bunları Getir Araç aslında ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Çünkü zaten uygulamaya, yani uygulamayı, Getir Araç uygulamasını indirip üye olmak son derece basit. Her şeyi telefonunuzdan yapıyorsunuz. Ehliyetinizi tanıtıyorsunuz, fotoğrafını çekiyorsunuz ve bütün bunları telefonla yaptıktan sonra bir daha herhangi bir şey imzalamak zorunda kalmıyorsunuz. Ne kadar basit olduğunu gelin şimdi size göstereyim. Şimdi Getir Araç uygulamasını açtık. Aracı seçtim. Paketli kullanımı seçiyorum. Şimdi bana ne kadar lazım bugün? Aşağı yukarı böyle bir 7-8 saat olsa benim için iyi. 100 kilometre yapar mıyım? Yaparım. Hemen onu seçiyorum. 8 saat 100 kilometre. Oo, bir de 500 lira indirim varmış. Kampanya seç bölümünden kampanyayı da seçtik. Öde bölümüne geldik. Kapıları aç dedik. Çalıştırıyoruz. Hoş geldiniz. Araçlarımızda hız ve sürüş güvenliği takibi yapılmaktadır. Trafik kurallarının önemini hatırlatır. Keyifli bir sürüş dileriz. Şimdi bakın, bu ne biliyor musunuz? Bu çok güzel bir şey. Bu arabaları alanlar ve kullananlar arasında doğal olarak trafik kurallarına uymayanlar var. O uymayanlara puan veren, trafik kurallarına uyan, aracı düzgün kullananlara da puan veren bir sistem var. İstanbul dışına gideceksiniz. Böyle 3 günlük, 4 günlük, 5 günlük bir seyahatiniz var mesela. Şimdi bu seyahat için araba kiralamak, yani gidip bir kiralama ofisinden kiralamak için o ofise gitmeniz lazım. Zaten bir arabaya ihtiyacınız var. Oraya gideceksiniz. Orada bir takım belgeleri imzalayacaksınız. Artı sigorta ücretleri ödeyeceksiniz. Yakıt aynı zamanda yine size ait olacak. Full alacaksınız, full götüreceksiniz, teslim edeceksiniz gibi gibi bir sürü teferruatı var, değil mi? Şimdi burada böyle bir şey yok. Havalimanı otoparklarında, İstanbul Havalimanı'nda, Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdünüz, bıraktınız diyelim ki arabayı. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Orada Getir Aracın araçlarını bırakabileceğiniz aynı zamanda bölgeler var, alanlar var. Oraya bırakıyorsunuz. Orada da bir ücret ödemiyorsunuz. Evet, son kontrolümüzü yaptık. Fotoğraflarımızı yükledik. Şimdi evet, onaylıyorum tuşuna basarak kapılarımızı kilitliyoruz ve Getir Araç'tan, bu güzelim yeni Opel Corsa'dan ayrılıyoruz.